Bala'dan Kızılcahamam'a, Haymana'dan Polatlı'ya kadar. Evet, herkes burada ve daha da büyüyecek bu birliktelik. Büyüdükçe de mutlaka o değişim, o yeni başlangıç gelecek. Bunu Ankara'da başlatacağız. Bu kongre işte bu başlangıcın en önemli adımlarından biri olacak. Bundan zerre şüphe duymuyorum. Ankara'nın bir yüzünü de hatırlatarak bu umudun kaynaklarının ne kadar güçlü olduğunu vurgulamak istiyorum. Evet, bir de Ankara gençliğin Ankara'sıdır. Ankara devrimci mücadelenin Ankara'sıdır. Ankara ODTÜ'dür, Cebeci'dir. Ankara mahallelerin Ankara'sıdır. Biliyoruz ki Ankara'da faşizmi durduran mahallelerdeki devrimci birliklerin örgütlenmeydi. En büyük direnişi mahallelerdeki birliktelikle, mahallelerdeki ortak mücadeleyle kurabilmişti. İşte Ankara'nın bize öğreteceği en büyük şeylerden biri bu. Mahirlerin, denizlerin, Kürt özgürlük hareketinin, Kürt siyasal mücadelesinin, Türkiye devrimcileriyle bir araya geldiği bu sokaklar, mahalleler, kampüsler, asıl Ankara budur, asıl Türkiye budur, Türkiye'nin geleceği buradadır. İşte bu nedenle şimdi yeni başlangıç ve yeniden inşa zamanıdır diyoruz değerli dostlarım. Evet, bizler Ankara, Ankara seni görmek ister her bahtı kara dizesinin statikonun bir ifadesi olduğunu biliyoruz sevgili Kemal yoldaşım. Az önce bana iletti bu notta. Evet, biz ise Türkiye'yi ve Türkiye halklarını bu bahtı karalıktan kurtarmak, eşitlik, özgürlük ve adaletle örülmüş bir yaşama kavuşturmak için mücadele ediyoruz. Onun için bu yürüyüşteyiz. Onun için ödeniyor bedeller, onun için ama büyüyor inanç, büyüyor kararlılık değerli arkadaşlarım. Bizler HDP olarak Hüseyin Gazi'de Alevi'yiz, Çin'de Roman'ız, evet, Ostim'de emekçiyiz, Haymana'da Kürt'üz, sayamadıklarım da kusura bakmasın, biz bu ülkenin bütün renkleriyiz, inançlarıyız, emek veren, emeğiyle yaşayan, emek için, hayat için ter döken bütün kesimleriz. HDP budur, HDP'nin büyütmek istediği Demokrasi İttifakı'nın da temeli budur sevgili dostlarım. Tabii Ankara'yı anlatırken benim öğrenciliğim, yıllarım burada geçti. Ankaralı olmak kolay değil, Ankara'da yaşamak da kolay değil ama Ankara'nın bir de şairlerin ifade ettiği yüzü vardır. Bizler öğrenciyken öğrendik ki mesela Ahmet Arif Ahmetli'dir ama Ankara'yı en iyi anlatan şairlerdendir. Karanfil sokağı şiirini bilmeyen var mı Ankara'da yaşayıp da? Mesela evet, işçi sınıfının, emekçinin, devrimcilerin ozanı Enver Gökçe Kemaliyelidir. Ama Ankara'yı en iyi anlatan da yine Enver Gökçe'dir. İşte HDP de budur. Nereden gelirsek gelelim, nerede olursak olalım, hep birlikte bu güçlü dayanışmayı, birlikteliği, demokrasi, emek, adalet, özgürlük mücadelesini yürütmek için buluştuğumuz yerde hepimiz bu ülkenin şairleri, yazarları, hammalları, boyacıları, duvar işçileriyiz. Evet, bugün Ankara için HDP zamanı dedim, Türkiye için de HDP zamanıdır. Türkiye'de büyük barışı ve kalıcı demokrasi, güçlü demokrasiyi, kalıcı adaleti sağlamak için yürüyoruz, mücadelemizi büyütüyoruz. Türkiye'de halkların alternatif bekleyişi vardır. İnandırıcı bir seçenek peşindedir halklarımız. Sadece kuru kağıtlarla
boş mesajlarla ne iktidar kolay kolay gider ne düzen değişir. İktidarı göndermeye ahdettik, and içtik. Ama bunun yolu halklara gerçek bir alternatif sunmaktan geçer. İşte bizler HDP olarak Demokrasi İttifakı'nı halklar için gerçek alternatif haline getirmeye çalışıyoruz. Çabamız budur. Biliyoruz ki 20 yıl iktidarda kalan hiçbir güç bu nimetleri bırakmak istemez. Arkasında koca bir suç sicili vardır. Ondan korkar. Hem nimetleri bırakmak istemez, hem de korku her yerini sarar, kaybetme korkusu. İşte böyle bir iktidara karşı mücadeleyi halka gerçek alternatifler sunarak ancak kazanabiliriz. Seçim gününü bekleyerek sonuca ulaşmanın mümkün olmadığını buradan tekrar hatırlatalım. Seçim bir gündür, mücadele her gündür. Onun için diyoruz ki Demokrasi İttifakı'nı ortak mücadele üzerine kuruyoruz. Seçim birlikteliğini de bu zeminde inşa edeceğiz. Çünkü seçim de ancak her gün yürütülen mücadelenin bir parçası haline getirilirse başarılı sonuçlara ancak yol açabilir. Yoksa sadece sandıkların kurulduğu günü, sadece oy verme gününü mücadelenin tek alanı olarak görürsek, kazanmamız mümkün olmaz değerli arkadaşlar. Biz o nedenle birlikte, hep birlikte, demokrasi güçleriyle, halklarla, emekçilerle, yoksullarla, bütün inanç gruplarıyla en geniş demokrasi ittifakını ortak mücadele temelinde inşa ediyoruz ve büyütüyoruz. Şiarımız ortak mücadele, her gün yeniden başlayan büyük mücadele, kararlı, inançlı yürüyüş. Ve elbette böyle yürürsek göreceksiniz. Seçimde bu iktidarı da göndereceğiz. Bu düzeni de değiştireceğiz. Tek yolumuz, tek şansımız, tek seçeneğimiz budur. O nedenle diyoruz ki şimdi Türkiye'de HDP zamanıdır. Türkiye'de HDP'nin öncülüğünde, emekçiliğinde oluşmakta olan Demokrasi İttifakı'nın zamanıdır. Şimdi üçüncü yol zamanıdır. Bu yol nereye çıkıyor değerli dostlarım? Bu iktidarın ve bu düzenin uygulamalarının tam tersi olan bir düzene çıkıyor. Bu yol demokratik ve sosyal cumhuriyete çıkıyor. Yoksulluk ve açlık bütün ülkede kol gezerken, nüfusun %90'ından fazlası açlık ve sefalet içinde yaşarken, sosyal adalet, emek için mücadele, eşit yaşam için mücadele bizim tek seçeneğimizdir. Yani ekmek ile özgürlük mücadelesini birleştirmek zorundayız. Özgürlük olmadan ekmek, ekmek olmadan özgürlük olmaz. İşte o nedenle inançlara, halklara özgürlük, emekçiye onurlu yaşam mücadelesi mutlaka buluşmak zorundadır. Ekmek ve özgürlük mücadelesini buluşturacağız, bütünleştireceğiz. Demokrasi olmadan sosyal adalet de olmaz. İşte o nedenle diyoruz ki sosyal adalet mücadelesini demokrasi mücadelesiyle bütünleştireceğiz. Ekmek ve özgürlük, sosyal adalet ve demokrasi,
İşte bunların üzerine kuracağımız şeyin adı da Büyük Barış'tır. Büyük Barış'tır değerli arkadaşlarım. Bu barışı bu ülkede borçlu olduğumuz milyonlar var. En başta Ankara'da 10 Ekim'de katledilen o güzel insanlara borcumuz var. Onlara bu borcumuzu yerine getirmek için Kürt sorununda demokratik çözüm ve bunun üzerine inşa edilecek büyük barışı gerçekleştirme borcumuz var. Bu ülkede 40 yıla yakındır devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden her kesimden insana, insanlarımıza borcumuz var. Demokratik çözüm, büyük barış. Bu bizim borcumuzdur, sözümüzdür. Yeniden inşanın da en büyük hedefidir. O nedenle şimdi HDP zamanı, şimdi büyük barışı ve güçlü demokrasiyi inşa etme zamanı. Şimdi ekmek ve özgürlük, şimdi adalet ve demokrasi zamanı. Yani şimdi HDP zamanı. İşte bu nedenle korkuyor. İktidar korkuyor, en çok da Ankara iktidarın Ankara'daki mikro temsilcileri korkuyor. Nefes aldırmıyorlar arkadaşlarımız. Her etkinliğe en sert şekilde müdahale ediyorlar. Bugün kongre salonuna gelirken bile aynı şeyi yaptılar. Sebebi nedir biliyor musunuz? Sebebi korkudur, korku. Sizden korkuyorlar, HDP'den korkuyorlar, gelmekte olandan korkuyorlar. Korkuyorlar çünkü bu düzeni değiştirecek gücün nerede olduğunu onlar da biliyorlar. Halklarımız da biliyor. Bu nedenle yükümüz ağır, sorumluluğumuz büyük değerli arkadaşlar. 8 Mart'ta kadın mücadelesinin görkemli şölenlerini gördük. Kararlılığını, iradesini gördük. Yolumuzu açan o güçlü yürüyüşü hep birlikte yaşadık. Ardından Nevroz geldi. Nevroz'da milyonlar meydanları doldurdu. Nevroz'da milyonların bir araya gelmesinde asıl meselenin ne olduğunu anlamayanlar bir kez daha dinlesinler. Evet, 8 Mart'tan Nevroz'a özgürlük, eşitlik, adalet, barış iradesi giriyor. Nevroz'da meydanlar, irademizi asla terk etmeyiz, boynumuzu eğmeyiz, yürüyüşümüzden vazgeçmeyiz dediler. Demokratik Kürt sorununda demokratik çözüm ve barış için ne gerekiyorsa yapacağız, bu hedeften bir milim şaşmayacağız dediler. Şimdi önümüzde 1 Mayıs var. 8 Mart Nevroz'da buluştu. Nevroz'da buluşan o büyük dereler şimdi 1 Mayıs'a akacak. İşte ekmek ve özgürlük, adalet ve demokrasi dediğimiz şey bu. 8 Mart'ın, Nevroz'un ve 1 Mayıs'ın kardeşliğidir. Bunları birleştireceğiz. Bunları birleştirdiğimiz zaman da bu değişimi kimsenin durdurmaya gücü yetmeyecektir. Bunun adı üçüncü yoldur. Bu yol, tekrar söylüyorum, demokratik ve sosyal cumhuriyete giden yoldur. Bu yol halkların özgürlüğüne, inançların eşitliğine giden yoldur. Ankara'da devrimci gençliğin büyük bedellerle yarattığı miras bugün bir sahiplenme, bir canlandırma bekliyor. Gençliği bezdiren, umutsuzluğa sevk eden
ülkeden kaçma planları yapmaya mecbur eden bu düzeni değiştireceğiz. Gençlerle değiştireceğiz. Gençler değiştirecek. Ankara'nın bu ruhunu bu dönem hep birlikte canlandırma zamanıdır. O nedenle HDP zamanıdır diyoruz. Hem Ankara'da hem Türkiye'de HDP zamanıdır. Değişim zamanıdır ve yeniden başlangıç zamanıdır dostlarım. Evet, umutsuzluğa yer yok. Madem adlarını andın, şairlerimizden bir iki dize de okuyalım. Öyle değil mi? Mesela Ahmet Arif'in sözünü ettiğim en sevdiğim şiirlerindendir bu. Karanfil sokağı şiiri. Evet, kavuşmak ilmindeyiz. Bütün fasıllar. Ray, asfalt, şose, makadam. Benim sarp yolum. Patikam, Toros, Antitoros ve Fırat, Asifrat. Tütün, pamuk, buğday ovaları, çeltikler vatanım boylu boyunca kar altındadır. Biliyoruz kış uzun sürdü. Sadece mevsim olarak değil, bu düzenin dayattığı zemheri de uzun sürdü. Ama devam ediyor Ahmet Ağa. Dövüşenler de var bu havalarda. El ayak buz kesmiş, yürek cehennem. İşte HDP, işte mücadele budur. Evet, el ayak buz kesse de yüreğimiz cehennem kadar sıcaktır. Ve bu cehennem ateşi bu ülkeye mutlaka halkların, emekçilerin, ezilenlerin cennetini yaşatacaktır. Kararlıyız, inançlıyız. Baveriyame Forte, Tekoşiname Mızına, Reyame Vekiliye'ye. Yolumuz açık olsun yoldaşlar. Hak yardımcımız, huzur yoldaşımızdır.